Yetiş, hoş geldiniz efendim canlı gündeme. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, o acı günlere dönmek çok zor ama neler yaşanmıştı, bize genel hatlarıyla hatırlatır mısınız? Doğrusu tabii acıları tekrar yaşamak belki acıları katmerleştiriyor, kabuğu yeniden açmış gibi oluyorsunuz ama bir taraftan da düşündüğünüzde bugünkü neslin de o gün yaşanan dramları, acıları, katliamları, soykırımları da mutlaka bilmesi, hatırlaması ve hafızasından çıkarmaması gerekiyor. Biliyorsunuz aslında Balkan bölgesi coğrafyası çok orijinal bir coğrafyadır. Birinci Dünya Savaşı'nın kıvılcımı da bugünkü Saraybosna'da o dönemin Sırp tarafından öldürülen bir Avusturya veliahtının öldürülmesiyle başlamıştır. Ve Balkanların dünya tarihindeki önemi bir anlamda aslında Osmanlı'nın ta Fatih'in Bosna'yı fethetmesiyle birlikte başlamış. Bu bölgenin, bu coğrafyanın insan karakterinin çok dinli olması, etnik yapısının çok çeşitli olmasıyla birlikte de bölgede sürekli istikrarsızlık yaşanmış. Ancak o Osmanlı döneminin uzun 400-500 yılı aşkın bir süre devam eden istikrarlı döneminden sonra Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve arkasından gelen uzun yıllar boyunca süren komünist rejimlerle, diktatör yönetimlerle birlikte bu bölgede yaşayan Müslüman kesimin özellikle ciddi anlamda gerek kültürel anlamda gerekse kimliklerine ilişkin her türlü aidiyetlerinin asimile edilmesi süreci yaşandı. Bir noktada işte bizim 80'li yıllarla birlikte gelişen Soğuk Savaş'ın bitmesi ve Sovyet coğrafyası ve buna bağlı olan bütün coğrafyalardaki siyasi ve toplumsal dönüşümle birlikte her milletin, her toplumun kendi bağımsızlığını ilan etmesi, kendini yönetmesi hakkıyla birlikte biliyorsunuz o dönemde Sırbistan ve Hırvatistan'la birlikte yine Bosna Hersek bölgesinde yapılan referandumla birlikte Bosna'da da bir bağımsız devletin kurulması yönünde toplumun talebi ortaya çıkmıştı. Ancak demin de VTR'de geçtiği üzere maalesef biz Avrupa'nın demokratik olgunluğuna ve bütün dünyaya demokrasiyi taşıma hakkını kendisinde görmesine mukabil maalesef Balkanlarda, Bosna örneğinde olduğu gibi demokratik ve insan hakları noktasında çifte standardını da burada maalesef gördük. O yıllarda Sırbistan'ın başlayan saldırgan tavrıyla birlikte çok ciddi anlamda bir Müslüman kimliğinin asimile edilmesinin arkasından soykırıma uğratılması süreci yaşandı ve bütün bunların hepsi Avrupa'nın ortasında, Avrupa'nın gözü önünde, hatta savaş süreci boyunca da hatırlayacak olursanız Birleşmiş Milletler'in güvenlikli bölgelerinde yaşandı. Yine Srebrenica katliamı da bunlardan biriydi ve Srebrenica bölgesinde Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollanda askerlerinin, Hollanda birliklerinin güvenlikli bölgesinde, onların koruması altında olduğu söylenen bir bölge içerisinde buradaki masum sivil halk, kadın ve çocuklar, silahsız insanlar, bunlar tümüyle maalesef Sırp güçlerine teslim edilmiş ve o dönemki katliamın asıl sorumlusu olan, daha sonra da İnsan Hakları Mahkemesi'nde Lahey'de yargılanan ama maalesef katliam yaptığı yönünde bir karar bile çıkartılamayan Ratko Mladiç yönetimindeki Sırp paramiliter güçleri tarafından çok kısa bir süre içerisinde 8300 civarında masum insanın katledilmesiyle sonuçlandı. Biz Avrupa'yı yaşlı bir coğrafya olarak görüyoruz ama Avrupa sadece coğrafi anlamıyla yaşlı bir coğrafya değil. Görüyoruz ki demek ki demokratik anlayışı, insan hakları anlayışı itibariyle de maalesef çifte standardı ve yeniden kendini yenilemesi gereken daha eski bir yaklaşım içerisinde olduğunu da Bosna olaylarında görmüş olduk. Evet efendim. Peki bu acı günler sizce unutuldu mu? Acılar dindi mi? Ve katliamın ardından Bosna'da şu an hayat nasıl devam ediyor? Bosna'ya en son birkaç ay önce ziyaret etme imkanını bulmuştuk arkadaşlarımızla birlikte, yine milletvekili arkadaşlarımızla ve orada şunu çok net olarak görebiliyorsunuz. Aslında bizim medeniyet dünyamızın, değer dünyamızın o genişliğini, enginliğini, her türlü farklı etnik yapıya, dini yapıya, mezhebi yapıya karşı herkesin bir arada yaşamasını sağlayan o iklimi, yani Osmanlı'dan bugüne kadar gelen iklimi bugünün modernizm anlayışı içerisinde görmeniz mümkün değil. Ve hala Bosna'da Sırp kesimi
biraz da Dayton anlaşmasının da getirdiği adaletsiz bir idari yapıdan da kaynaklanan sonuç olarak görmek lazım. Sırp güçleri hala toplumun geneli üzerinde bir baskı oluşturma imkanını bulmayı bekliyor ve Bosna halkı da geçmişte yaşanan bu acıları kesinlikle unutmadı. Bunu unutmamasının en büyük sebeplerinden biri de hala bu dönemde yaşanan acılardan kaç insanın öldüğünü, ne kadar insanın kaybolduğunu hala biliyoruz ve bu insanların daha bulunma çalışmaları devam ediyor. Yani her yıl biz 11 Temmuz'da bir taraftan bu katliamı anarken bir taraftan da ikinci bir sonraki yıla kadar, yani bir önceki yıldan o güne kadar kaç insan, kaç ceset bulundu ise bunların da yeniden gömülmesiyle ilgili süreçleri hatırlıyor ve evet, bu süreçleri yaşıyoruz. Dolayısıyla Bosna'nın aktif savaş dönemi bitmiştir ama acıları bitmemiştir ve toplum hala bu acıları dünkü tazeliği içerisinde hafızalarında korumakta. Muhakkak bu acıların dinmesi de mümkün değil gibi görünüyor. Peki 11 Temmuz'da katliamın yıl dönümü çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek. Katliamın üzerinden 19 yıl geçti. Size soralım, sizce ne gibi dersler çıkarıldı ya da çıkarılması gereken dersler çıkarıldı mı? Ve en önemlisi, Sırplar tarafından bu olaydan bir ders alındı mı? Aslında şu anda bizim yakın coğrafyamıza baktığımızda Balkan bölgesinde, Orta Doğu coğrafyasında yine ciddi acılar yaşanıyor. Ve bu acıların birçoğu da ya o bölgelerde oluşturulmuş olan iklimin yönetim, idari anlamında iklimin adaletsiz, hukuksuz olması ya da bu bölgelere yapılan uluslararası müdahalelerin geliştirdiği bir takım problemlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bugün dünya üzerinde yaşanan bu soykırımlardan, katliamlardan gerekli dersler alınmış olsaydı Birleşmiş Milletler örneğin Suriye'de çok daha aktif davranırdı. Ya da biraz önce yine sizin de VTR'de verdiğiniz üzere bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanan acılara bütün dünya sessiz kalmazdı. Demek ki buradan şunu da çıkarmamız mümkün. Bölgenin hala, dünyanın hatta diyebiliriz, güçlü bir Türkiye'ye daha adaletli, daha eşitlikçi ve insanlığın bütün değerlerini kucaklayan bir medeniyet anlayışına, değer anlayışına ihtiyacı var. İşte bu nedenle bizim Türkiye'nin bu bölge üzerinde sürekli hesabının olması, yakın ilgi göstermesini de bu nedenle çok önemsiyoruz. Biz Türkiye olarak özellikle TİKA eksenli yaptığımız çalışmalarda da Balkan coğrafyasında çok yoğun ortak birliktelikler oluşturduk. Bir taraftan burada ecdat eseri, Osmanlı eseri olan birçok eseri ayağa kaldırdık ama bir taraftan da bölgenin, özellikle Bosna Hersek halkının, ama bununla birlikte bu bölgede bir yeniden kardeşlik ikliminin oluşması için Hırvatistan'la da Sırbistan'la da yine yakın ilişkiler geliştirmek suretiyle bu bölgenin kendi içerisinde yeni bir çatışmaya doğru gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz yıl Dayton Anlaşması'yla birlikte gelişen problemli bir idari yapıdan dolayı yine bölgede sıkıntılar başlayacaktı. Buna da özellikle Dışişleri Bakanlığımızın yoğun aktif müdahalesiyle birlikte üçlü bir mekanizma oluşturuldu ve Türkiye'nin öncülüğünde şu anda Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek arasında iyi bir mekanizma işliyor. Bölgede huzuru, istikrarı sağlamaya, korumaya çalışıyoruz. Yani uluslararası kurumların, Birleşmiş Milletler gibi, AGİT gibi, Avrupa Birliği gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bütün bu uluslararası kuruluşların çok daha aktif biçimde ve yeryüzünün her neresinde olursa olsun adaleti koruyacak bir yaklaşımla çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Demin ifade ettiğim gibi eğer bu yaşanan acılardan yeterince ders çıkarabilseydik bugün Suriye'yi ya da Filistin'i yaşamıyor olacaktık. Peki hemen onunla bağlantılı olarak şunu merak ediyorum. Avrupa o dönem bu katliam yaşanırken bu katliama tepkisiz kalmıştı. Siz de başlarda bunu söylediniz ve bunu bir soykırım olarak değerlendirmedi. Tıpkı bugün yaşanan, az önce Filistin-İsrail örneğinden de verdiniz. Bugün yaşanan bir sessizliğin benzeri midir bu? Avrupa'nın tavrını nasıl değerlendirirsiniz? Bakın aslında takriben 20 yıl geçti Bosna'da yaşanan acılar üzerinden. O dönemde hatırlanacak olursa sözüm ona bir savaşın olmaması, gelişmemesi, artmaması için bir ambargo uygulandı Bosna üzerinde. Bir tarafta o eski Yugoslavya devletinin bütün askeri teçhizatını almış olan Sırbistan güçleri, Sırp güçleri, bir tarafta ise ambargo nedeniyle zaten kendilerine saldırılan, her gün onlarca, yüzlerce insanı katledilen masum insanların
kendilerinin savunma hakkı bile ellerinden alınacak şekilde ambargoya maruz bırakılması söz konusuydu. Şimdi bugün bakın Suriye'de aynısını yaşadık. Suriye'de uluslararası güçler sözüm ona bir ambargo ortaya koydular ve bu ambargoyla birlikte yine Suriye halkının kendisini savunma hakkı elinden alındı. Yine bugün İsrail'de yaşanan hadiseye baktığımızda Gazze bölgesiyle ilgili sadece bir gecede 160 civarında füze gönderiliyor, bomba atılıyor ve şu anda uluslararası konsept içerisinde yasak olan misket bombası, fosfor bombası bile kullanılıyor. Ama diğer tarafta Birleşmiş Milletler 3 İsraillinin öldürülmesiyle ilgili ve arkasından da hiçbir can kaybına yol açmayan birkaç füze parçası diyelim ancak bunlara Gazze bölgesinden atılmasıyla ilgili bir kınama mesajı yayınlıyor. Yani çifte standardın hala devam ettiğini görüyorsunuz. Evet. Biz buradan bir kez daha Bosna ve Serbistan'ın soykırımı üzerinden çağrımızı yinelemek istiyoruz. Artık uluslararası kurumların, kuruluşların insanlığın vicdanını ortaya koyması ve bunu yansıtmasını bekliyoruz. Şunu soralım, Bosna katliamının ardından kendini siyasi ve ekonomik olarak toparlamaya çalışıyor. Büyük ölçüde de pek çok şey değişti tabii ki belki ama yine eksiklikler var. Bosna Avrupa'nın göbeğinde bir ülke ve katliam sonrası komşu Avrupa ülkeleri Bosna Hersek'e sizce yeterince yardım ediyor mu hali hazırda? Yoksa Bosna Hersek Avrupalı ülkeler tarafından hala Sırpların sözünün geçtiği, o Sırpların dominansının yaşandığı bir yer olarak mı görülüyor? Doğrusu aslında Bosna Hersek Avrupa için çok önemli bir imkandı. Hı-hı. Yani Avrupa sürekli kendisini çok kültürlülükle öne çıkaran bir değerler sistemine sahip olduğunu söyler. İşte bunun ispatı bir anlamda Bosna üzerinden sağlanmalıydı. Yani Bosna'yı Avrupa'nın çok kültürlülüğe olan inancının turnusol kağıdı olarak da görmemiz mümkün. Ve o günden bugüne, savaş günlerinden bugüne kadar geldiğimizde dönemin Dayton Anlaşması'nın mimarı olan Richard Holbrooke'un yaklaşımları, o dönemin bilge kralı dediğimiz Ali İzzet Begoviç'in bu müzakereler içerisinde yaşadığı travmaları, acıları ve sıkıntıları, bunların tamamını hatırladığımızda aslında Bosna Savaşı'nın, Bosna probleminin başından itibaren bugüne kadar gelinen süreçte adeta katlanılmak zorunda kalınan bir coğrafya ve bir halk olarak görülüyor. Ve bu nedenle bu coğrafyayı özellikle Türkiye'nin sahiplendiğini, geçmişten gelen bizim 500 yıllık ortak tarihi birikimimizden gelen yakın hukukumuzla, kardeşlik bağımızla birlikte Türkiye'nin sahiplendiğini ve zaten oradaki insanların da adeta kendi ülkelerinin yöneticileri kadar Türkiye'nin yöneticilerini bildiğini, tanıdığını ve çok yakın gördüklerini her fırsatta görebiliyoruz. Ancak biz tabii Türkiye olarak demin de ifade ettiğim gibi bu bölgede kalıcı bir istikrarın oluşmasını istediğimiz için sadece Bosna Hersek'le ilişkilerimizi geliştirmiyoruz. Sırbistan'la da, Hırvatistan'la da, hatta daha ötesinde Karadağ'la, Makedonya ile, Kosova ile, bütün bu bölge ile ilişkilerimizi çok yakın, gerek insani, gerek kültürel, beşeri bir takım ilişkilerimizi geliştirmek suretiyle de bir bütün olarak bölgenin istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz ve bu istikamette de politikalarımızı yürütüyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Bosna Hersek Dostluk Grubu üyesi ve AK Parti Milletvekili Sayın Murtaza Yetiş, çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.